Evet arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu devanın sahibi kim? Niye geri buraya geldi? Bilmiyorum. Kendi kendine işte internet düşük olunca böyle yapıyor. En iyisi bunu kapatayım. Şunu açayım. Bu devanın ürettiği mallar. Şu ilaçları görüyor musunuz arkadaşlar? Yatırım tavsiyesi değildir. Deva firmasını, Deva Gomter bakın. En üstte yazıyor. Şu ilaçlar 700 çeşit ilaç. 700 çeşit ürün. Yani 700 çeşit dolaşmak çok şey böyle yavaş yavaş kaydırırsan çok sürer diye. Hızlı kaydırıyor. Başınız dönmesin sonra. Evet. İşte buradan e, ürünler kısmına girdim. Uluslararası pazarlar küresel ölçekte bir şirket olma yolunda hızla ilerleyen devanın ne diyor? Küresel. küre dünya yani. Bölgesel büyüme operasyonları ve ihracat faaliyetleri artarak devam ediyor. Evet. Aralarında İsviçre'nin ve Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yer aldığı yaklaşık 60'tan fazla ülkede 700'ün 700 üzerinde ruhsatı bulunuyor. Yani her bir ilaç için ruhsat almanız lazım. Bunu da demek ki Avrupa Birliği'nde 60 ülkeyi kapsayacak şekilde almışlar. Bu işler hep parayla oluyor. Ha, devanın arkasındaki gücü merak ettim. Bir önceki videoda çektim. İşte sebebi de bu. Yani 60 ülkede 700 ürünü ruhsatını almak kolay iş değil. Deva olarak yaklaşık 50 ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihracı gerçekleştiriliyor. Deva olarak yaklaşık 50 ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihracatı gerçekleştiriliyor. DEVA, uluslararası operasyonları kapsamında ne yapıyor? Distribütürlük veriyor. Lisans ve satış tedariği oluyor. Ya sağlıyor başkalarına. Kendileri de başkalarının zaten bu işini yapıyor. E, APA ihracatı, fason üretim, ortak geliştirme. Yani ta çalışıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok çalışıyorlar. Bunları kendime örnek alacağım ya. İşte bu gördüğünüz DEVA arkadaşlar. Yani DEVA bakın diyor ki bizi tanıyın. Bizi tanıyın deyince ben de tanıyalım dedim kardeşim. Yani tanımadan olmaz. Geldim şu yakışıklıyı gördüm Hans ee, şunu okumam lazım yani. 2019 yılı küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bunun sonucunda uygulanan para politikalarıyla bir önceki yılın beklentilerinin aksine gelişmekte olan ülkelerde faiz ve kur cephesinde ılıman ve pozitif seyrin yaşandığı bir yıl oldu. Uzun bir cümle olmuş, içinde 3-5 tane yargı barındırıyor. Diyor ki aslında gelişmekte olan piyasalar için olumsuz bekleniyordu ama küresel yavaşlama olduğu için e, gelişmekte olan piyasalar için faiz ve kur cephesinde yani Türkiye'de işler ılımlı oldu. Yani dolar bildiğiniz gibi uçmadı. Faizler düştü. ılıman bir yıl oldu. Çok da düşmedi yani dolar kuru 5'e 4'e düşeydi daha iyi olurdu. Öte yandan ilaç sektörüne baktığımızda kur fiyatlandırma ve kısıtlamalar gündemde ana konular arasında yer alırken tüm belirsizliklere rağmen deva olarak hedeflerimize ulaştık. Evet, ilaç için belirlenen kur biraz düşük. E, bu işle ilgilenmeyenler bilmeyebilir. Yani kur 7 lira diye e, e, ilaç aldığı zaman devlet 7 e, liradan almıyor. 3.40'tan alıyor fiyat. Yani 10 dolarsa ya da 10 euroysa onun için 70 lira ödemiyor, 34 lira ödüyor ilaç firmalarına. Bu ayrıntı önemli yani. Bu işte buradaki şeyden e, muzdarip. Ondan şikayet ediyor. Buna rağmen diyor hedeflerimize ulaştık. Bu işte her neyse verilerine göre DEVA 2019 yılında kutu bazında ikinci sıradaki yerini %6.4 pazar payıyla korudu. Evet. Tabi bu dünya pazarında mı Türkiye mi anlamadım. İkinci sıraya dedim zaten az önceki videoda ikinci sıraya yerleşmişler. TL bazında ise %3.2 pazar payıyla yedinci sırada yer alarak ilaç sektörünün en hızlı büyüyen ilaç şirketi oldu. Bunu da 2-3 gibi diye hatırlamıştım ama yanlış. 7. sıradaylarmış. Yani 11. idi 2008'de şu an 7. sırada. Deva olarak küresel ölçekte sağlıklı yaşamaya erişimin herkesin hakkı olduğu inancıyla 60 yılı aşkın süredir sağlık için çalışıyoruz. Şimdi kendileri bir firma kursa işte niye gelmişler Türkiye'den davayı satın almışlar işte bunu söyleyemeyecekler. Şimdi ne diyor? 60 yıldır biz bu işi yapıyoruz. İşte bu reklam kısmı oluyor. Hematoloji, Onkoloji, Kardiyoloji, Solunum ve Ufkalomoloji alanlarında yenilikçi HDR ürünlerimizle ürün portföyümüzü 2019 yılında daha da güçlendirdik. Özel tedavi alanları olarak nitelendirilen Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Multiple Seküler ürünlerimiz ile yeni alanlarda adım attık. Bakın 2019 özel tedavi alanlarına yönelik 3-4 tane ürün okudum en azından. Hipertansiyon, multiple skyleros yerli bir ilaç firması. Evet artık yerli diyor arkadaşlar. Sevinmemiz lazım. Bergama, Bergama da bizim. Bergama yerli. Bergama mıydı? Bermuda seç, şeytan üçgeni de bizim arkadaşlar bakın ülkemizin sınırları genişliyor. Yırlı bir firma Ber Gama Ber Gama evet. Yerli severim seni Hans amcam. Senin yerli <laughs> yerim yerliyi. Bundan sonra devanın ilaçlarını kullanacağız. Evet. Bergama, Bergamalı yerli ilaç firmamız olarak tedavi etkin maliyeti nedeniyle eşdeğer ürünlerimizle ülkemizin sağlık ekonomisine sağladığımız orumlu katkının zaten her şeyi bizim için yapıyor bu firmalar. Yani ekonomi'sine sağladığımız, bize iş veriyorlar, ekonomiye faydalı oluyorlar. Bu paralar Bergama'ya gitmiyor. Bu paralar burada kalıyor. Vay be. Çok iş yapıyorlar ya. Ya ne kadar Hanslar bizi seviyormuş ya. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. O konuda haklısın. Bak sorumluluğunun bilincindesin. Yani evet pazarlama işini çok iyi yapıyorsun. Hans Bey. Deva olarak küresel ölçekte sağlıklı yaşama erişim noktasında demek ki 60 yıllık geçmişi yani aslında 2006'da satın almışlar. 14 yıllık geçmiş oldu 60 yıl. Neden? E çünkü aynı personel devam ediyor. Yani burada anormal bir durum yok. Anormal bir durum sadece Bergamo, Bergama, Berhuma neyse Türkiye'nin yerli malı sayılması. Büyüme stratejimiz doğrultusunda uluslararası pazarlardaki varlığımız her geçen gün daha da güçlendirerek küresel ölçekte tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. İhracatın cari bütçenin azalmasında doğrudan katkıda bulunduğuna inanıyor. Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerimizi önceliklendiriyoruz. Görüyorsunuz bak ihracat yapıyor. ihracat yurt dışı pazarlarda dispiritürlük, lisans verme ve tedarik, ihracat, fason üretimi ve ortak geliştirme gibi farklı iş modelleriyle yaptığımız çalışmalar geçen yıl daha da hız kazandı. 2019 yılı sonu itibariyle uluslararası pazarlarda 60'tan fazla ülkede 700'den fazla ürün ruhsatına ulaştık. 60'tan fazla ülkede 700'den fazla ürün ruhsatına ulaştık diyor. Almanya ve İsviçre gibi ilaç sektöründe referans alınan ülkelerde Devatis markamızla faaliyetlerimizi hızlandırırken yeni pazarlara ilk adımımızı atmak üzere hazırlıklar yaptık. Ya ortak olduğunuz firmaya bir bakın. Artık Avrupa'da hegemonyayı ele geçiriyor. Yeni pazarlara gidiyor. 60 ülke 700 ürün. Diğer yandan iş geliştirme projeleriyle uluslararası birçok firmayla yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Değerlendirin kardeşim çalışın. Yerli üretimin son derece önem kazandığı günümüzde gerek sürdürülebilir ve uzun vadeli istihdam gerekse üretim alanında değer yaratıyor. E, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. İyi yapıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Devam edin. Üretim kapasitemizi arttırmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra yeni yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hani 2008'de durdurmuşlardı ya şimdi hız kesmeden sürdürüyorlar. 2019 yılı sonu itibariyle üretim kapasitemiz 578 milyon kutuya ulaşırken ne diyordu? 2008'de 100 milyon kutu biz bunu diyor 5 katına çıkaracaktık. Şimdi 6 katına yaklaşık olarak çıktı. Uluslararası kalite standartları USFDA ve EU CMP onaylı tesislerimizde yaptığımız üretim ve zengin forum çeşitli alanda lider çok uluslu firmalar için iş birliği noktasında tercih edilen bir şirket olduk. Yani kaliteli yatırımlar yaptık diyor. Bu büyük firmalar bizle iş yapmayı kabul ettiler bu yüzden. Bu doğrultuda geçen yıl sektörün önemli uluslararası şirketleriyle yaptığımız fason üretim anlaşmaları ile güçlü üretim kapasitemizi daha da verimli kullanılır hale getirdik. Fason'u biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fason kendi markanla üretmiyorsun, malı sen üretiyorsun. Onlar kendi etiketini koyuyor, malı biz ürettik diye dünyaya satıyorlar. Yani Apple'ın Çin'de üretilmesi gibi düşünün. Sürdürülebilir başarı için güçlü ürün portföyüne sahip olmanın en öncelikli koşulu olan ARGE'nin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Deva Turkish Time tarafından hazırlanan Arge 250 Türkiye'nin Arge harcamaları en yüksek 250 şirketi araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de en fazla Arge harcaması yapan 21. şirket oldu. Bakın. E, Türkiye'de araştırma yapan 250 şirket arasında 21. şirketse arkadaşlar büyüklükte de hissenin değer kazanmasında da 21. şirket olabilir. Buradan söyleyeyim. İlaç sektöründe ise DEVA, ARGE en çok kendi alanın dışındaki sektörler içinde bile 21. Yani sadece ilaç şirketleri içinde değil. Kendi alanında ise number one, birinci sıradayız diyor. Sağlıklı bir geleceğin temelinin sağlıklı bir toplum olduğuna inanıyor. Hastalıkların tedavisi kadar sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesi de önemsiyoruz bilmesini de önemsiyoruz. Bu doğrultuda sağlıklı yaşam ve belirli hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocukluğunda alerjik astım hastalığıyla tanışan sonrasında serbest dalış alanında dünya rekortmeni olarak hepimizi gururlandıran milli sporcu Şah Şahika Ercümen'i yeni rekorlarında desteklemeye devam ettik. Diğer yandan Kızılay, Tema ve Çekül gibi sivil toplum örgütleriyle kan bağışı, çevre gibi konularda toplum yararına çalışmalar sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Evet görüyorsunuz sosyal sorumluluk projelerinde tamamen yerine getiriyoruz diyoruz diyorlar. Yani faydalıyız ha yani sadece kendimize kazanmıyoruz sizi de düşünüyoruz diyorlar. Ya bunlar var ya pazarlamada number one ha. 2019 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2400 çalışana istihdam sağladık. Başarımızdaki en büyük payın alanında yetkin çalışanlarımızın olduğuna inanıyoruz. Hadi be oradan. Hadi be oradan. Başarımızdaki en büyük pay. Hayır kardeşim. Sizden önce de o 2400 kişi orada çalışıyordu. Ama 90 milyon dolar boşlandığı için size satmak zorunda kaldılar. Başarınızdaki en büyük pay arkanızdaki en büyük paradır para olunca istihdam edecek yer de oluyor. Reklam yapacak para da oluyor. Bütün dünyada lisans alacak para da oluyor. O zaman 2400 değil 24 bin yine çalıştırırsınız. Hadi oradan. Zaten bizde çalışacak adam çok. Yatırım yapacak para yok. Yeme beni. Yedim seni Hans. Büyüyen ürün portföyümüzü etik değerlerden ödün vermeden. Hadi hadi hadi. Çok etik bunlar. Çok en etkin şekilde yönetebilmek, rekabetçi çevrenin gerektirdiği iş yapış şekillerine hızla adapte olabilmek ve uzun vadede başarının sürdürülebilirliğini sağlamak için insan kaynağımızı ve onların gelişimini önemsiyoruz. Tabii ki önemseyeceksiniz. Onlar gelişmezse siz nasıl para kazanacaksınız? Bize yol gösteren takım çalışması, insan odaklılık, güvenirlik, değişimi ve gelişimi. Bakın bunlar önemli. Bakın bunları bir daha okuyacağım e, ee, o güvenilirlik, değişime ve gelişme açıklık, sorumluluk üstlenmek ve zorluklara karşı dayanıklılık gibi kurumsal değerlerimizden ödün vermeden emin adımlarla ilerliyoruz. Arkadaşlar işte bu başkanın konuşmasını niye böyle tek tek okuyup irdeliyorum? Firmayı böyle tanırsınız. Bakın adamlar zorluk karşısında dayanıklılık gösteriyor değişmeye, gelişmeye açıklar. Yoksa Bergoma neresi, Türkiye neresi? Gelip burada firmayı satın alıp borçlarıyla birlikte onu da göreceğiz arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Evet. Neydi bu şeyin adı? Deva 2 oldu bu. Deva 3'te neler? Devanın geçmişini anlatacağız. Köklü geçmiş büyüyen güç ve küresel vizyon ile yerli, yerli. Bergoma bizim yerli güçlü. Bak bu kısmı çok önemli. Güçlü, güçlü, çok güçlü, para çok. Küresel bir ilaç şirketi olarak 60 ile aşkın süredir ülkemize daha sağlıklı bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde de sorumluluğun bilincinde bir ilaç şirketi olarak hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçları doltusunda vay 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 ya sadece hastaya düşünmüyor yakınlarının bile ihtiyaçlarını. Acaba bize gıda da mı öğretecekler? Elbise de dağıtıyor musunuz? Kemal Sonal'da bizi görecek mi? <laughs> Rahmetli özledik be. Heyecan ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. En derin sevgi ve saygılarımla. Bak bu selamlar şurat biçimine kullanabilir ama en derin. Bir derin devlet var. Bir derin hisse var. Bir derin dünya var. Bu derin kelimesi çok kullanılıyor. Neden? Ben de mi kullansam? Philip Haas. Philip. Kuzen. Vallahi güzel yazıyorsun ha. Takdir ettim ha... Vallahi şu konuşma dehşet. Evet. Başkanın mesajını okudunuz. Philip Kuzen'in bu işte devanın vizyonunu, misyonunu, sosyal sorumluluğunu, büyüme potansiyelini her bir şeyini inceledik. Yerli Bergoma firmamız hayırlı olsun vatana millete. Buna ortak olmak istiyorsanız böyle araştırın. Araştırmadan e, hisse ne olur ne yapar bilinmez. Yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.